Bir daha selamlıyorum arkadaşlar. İkinci bölümümüzde arkadaşlar ne yapıyoruz? Yani üçlü boyutlu, yani böyle bir çimenli bir yer, dağlı bir yer bir sahne hazırlayacağız. Yani ön izlemede gördüğünüz gibi tekrardan izleyelim. Bakın arkadaşlar, böyle bir şey gölümüz olacak. Çimenler, dağlar olacak ve harfleri böyle teşteş yazacağız ve kamera hareketlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Burada netleme, çimenlerin boyutu, rençleme, tekstürü ilave etme, onları öğreneceğiz hep beraber. Başlayalım sahnemizi hazırlamaya arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya böyle boş bir mekan açacağız. Şimdi durun, size onu da göstereceğim abi. Mekanımızı açalım. Bakın arkadaşlar, Lumion uygulamasından bahsetmek istiyorum size. Lumion'da arkadaşlar, Jazzy'n Mac mesela, o oyunu nasıl oynuyoruz? W ile karşıya gidiyoruz, S ile arkaya gidiyoruz, SD ile yanlara gidiyoruz ve mouse ile o tarafa bu tarafa bakıyoruz, değil mi? Bu da aynı oyun oynamak gibi bir şey. Shift'i basıncı ise daha sürekli gidiyor arkadaşlar. Ya kendimiz burada dağlar yaratmalıyız ya da dağlı bir proje açmalıyız. Ne yapacağız? Bakın arkadaşım, burada tabiata ait birçok ağaçlarımız var. Yani uygulamanın içerisi zaten dolu. Yani kendi bazası dolu. Uygulama, böyle söyleyeyim, ücretli, pahalı uygulama. Neredeyse pro lisanslı alırsan 3000 mi 4000 mi böyle euro fiyatı var. Yani baya baya pahalı. Ancak ararsanız internetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok crack olan versiyonu var. Bakın arkadaşlar, çok gerçek gibi uygulama. Yani isterseniz her şey yapabilirsiniz burada. Ne yapacağız? Buradan araçlarımız var arkadaşlar. Peyzaj bölümünde bakın, yükseklik. Yani yükseklik yapabiliyorsunuz. Aşağı doğru yapabiliyorsunuz. Yumuşatabiliyorsunuz. Kayalık yapabiliyorsunuz. Burada iki yolumuz var. Yani dağları kendimiz yaratacağız burada arkadaşlar. Böyle dağlar yaratacağız. Kendimize göre, yani nasıl istersek yaratabiliyoruz. Böyle bakın. Yani her tarafı böyle dağlar yapacağız ki boş görünmesin sahnemiz. Tamam mı? Mesela diye bu böyle şiş oldu. Bunu yumuşatabiliyoruz arkadaşlar. Yani kafasını yumuşatıyoruz. Yani yumuşak dağlar yapıyoruz. Bununla da çukur falan kazacağız. Kazabiliyoruz. Yani ne kadar istediğin kadar derine gidiyor arkadaşlar bu. Ve şişli dağlar yapabiliyoruz. Böyle sıldırımlı kayalar yapabiliyoruz. Şimdi çok detayına girmeyeceğim bunun. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Kısa yol olarak buradan dağlı bir bölge alacağım ben. Yani dağlı ve çimenli bölge. Yani Lumion siz yazarsınız bile, içerisinde böyle bir sahneler mevcut herhalde. Ya da kendiniz yapacaksınız. Ben fazla zaman kaybolmasın diye direkt konuyu geçeceğim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sindire gidiyoruz arkadaşlar. İlk amacımız ne bizim? Böyle bir kuyu kazmak. Yani kuyuda su eklemek. Yani gölümüzü hazırlayacağız. Değil mi arkadaşlar? Bunun için ne yapıyoruz? Fırçamıza geliyoruz. Batık, yani alçalt bölümünü seçiyoruz. Zaten uygulama Türkçe. Herkes yani kullanabilecek. Tüm diller var zaten. Biraz daha büyütüyoruz fırçamızı. Ve fırça suretimizde oluyoruz. Böyle basıyorum arkadaşlar. Kuyu. Kaldıracağım. Böyle bunu biraz daha böyle direkt yumruk almasın, tamam mı arkadaşlar? Böyle yapacağım. Biraz yanlarını falan böyle eğeceğim, ne bileyim, direkt düz olmasın da biraz yumuşaklıklar yaransın, tepelikler yaransın. Yani böyle o daha güzel oluyor arkadaşlar. Burada da bir şey yapalım, tamam mı? Tamam. Gölümüz bu kadar. Yani gölümüzü kazdık arkadaşlar. Baya baya iyi görünüyor. Yani bu arada biz kaya içerisini değişebiliriz. Tamam. Buradan mesela bak, fırçaya boya tıklıyoruz. Buradan kaya içerisini değişebiliyoruz mesela. Buradan kayamızın içi ne olsun mesela, ne bileyim, ne olsun ne olsun. Böyle bir şey olsun belki.
Böyle bir kum deneyebiliriz. Tamam mı? O zaman dağlarımız da kumlaşacak. Ne bileyim böyle kaya kalsın. Kayalı bir bölge olsun. Bırakın. Ne yapıyoruz? İkinci aşamamız ne? Su ekliyoruz arkadaşlar. Burada okyanus var. Yani okyanusu açarsanız tüm deniz olur. Bakın arkadaşlar ne güzel değil mi? Tüm denizimiz var bizim. Ancak bize şu an dersimiz deniz ilgili değil. Kapatıyorum bunu. Su açacağız arkadaşlar. Suyun tipini seçeceğiz. Yani hangi okyanus tipi mi olsun, tropik mi, nasıl? Yani biriniz seçin arkadaşlar. Manzaranıza uygun. Ne yapıyoruz? Bakın. Mouse'un sağ tuş, sol tuşuyla böyle açıyoruz suyumuzu. Geldi mi arkadaşlar? Buradan tipimizi değişebiliyoruz. Mesela dağ suyu mu? Ne yapalım? Böyle mi yapalım? Ne yapalım? Bu buzlu su. Donmuş su bu. Bunu yapalım arkadaşlar. Bakın bunu böyle çektik. Bunu böyle çektik. Yani kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Artık böyle saldık değil mi? Böyle saldık. Tamam. Bunu biraz daha salalım. Saldık. Ne güzel. Burada bir çıkıntımız kaldı arkadaşlar. Yeniden yüksekliğe gelerek buraya dolduracağız. Tamam mı? Dikçe yapacağız burayı. Bakın arkadaşlar. Oldu mu şimdi? Oldu. Tabii oldu. Su altı girebiliyoruz arkadaşlar. Suyun altı gözüküyor. Böyle. Bu kadar. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Daş falan ekleyeceğiz. Otlar falan ekleyeceğiz buralara. Çimen bölümü var arkadaşlar burada. Çimeni direkt olarak kapatıp biliyoruz. Kapatmıyoruz. Çimen bölümü var burada. Çimen yüksekliğini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlı mı olsun? Çimen boyutu var. Boyutu. Yani çok azaltmak. Çimen yabanlığı var burada. Yani tam olarak da çimen olmuyor ya. Ara ara çimenler oluyor. Ve ne yapıyoruz burada? Burada çimenler arası cüller ekleyebiliyoruz. Yani ne kadar eklersek o kadar çimenler arası böyle ne bileyim yarpaklar falan. Bakın gördünüz mü? Böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Boyutunu kaldıralım. Bunu da boyutunu kaldıralım. Tamam mı arkadaşlar? Biraz da taş ekleyelim. Taşlar falan olsun. Taş. Yani direkt şey olmasın. Bir tane de cül falan ekleyelim arkadaşlar. Bundan ekleyelim. Bu da olsun. Tamam. Okey. Tamam. Bakın. Suyumuz hazır. Dosyamızı bir save edelim arkadaşlar. Farklı kaydete tıklıyoruz. Ders 1 folderine. Olur. Ne bileyim. Kompüteri falan yani donar, ne bileyim tutulur. Bu sahnemiz. Sahnemiz diye kaydediyorum arkadaşlar. Ne olur olmaz. Oluşta tıklıyorum ve devam ediyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Daş ekleyeceğiz. Onun için objelere geliyoruz arkadaşlar. Objelere geldik. Tabiat seçiyoruz. Ve burada bakın. Ağaçlar var. Burada daş kayalar var. Buradan bir büyük bir daş ekleyeceğim şimdi. Neredeydi benim? Büyük bir daş ekleyelim arkadaşlar buna. Aman da büyük olmadı da. Büyütelim. Bakın. Taş koydum. Sonra buradan obje büyütme. Aşağı yukarı yapma. Tamam mı? Aşağı yukarı yapma. Ve sürükleme o taraf taraf. Sürükleyebiliyorsunuz istediğiniz objeyi. Bakalım bu taş iyi mi? İyi gözükmüyor. Bunu silelim. Bunu sil tuşuna basıyoruz ve tıklıyoruz. Tamam mı? Sildik. Başka ne var burada? Bakalım bakalım bakalım. Burada bir iyi bir daş götüreceğim arkadaşlar. Bunu alacağım. Bunun boyutunu. Böyle de büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle de büyütebiliyorsunuz. Tamam mı? Böyle sürükledikte arkadaşlar bakın kalkıyor değil mi? Yani sabitliği kaçıyor. Ne yapacağız ondan ötürü? Biliyor musun? Shift'i basılı tutacağız. Olduğu gibi sürükleyecek, tamam mı? Yani yüksekliği saklayacak daim. Büyütelim arkadaşlar biraz da. Tamamdır. Bu böyle. Taşımızı böyle koyduk. Ne yapıyoruz şimdi? Bir tane taş alalım. Taşı da böyle koyalım. Bunun arkasına koyalım. Taşlı bir bölge olsun.
Tamam. Bu bizim taşlı bölgemiz. Shift'i basıyoruz. Aldık buraya. Bunu da böyle biraz aşağı. Aman içine girdi. Niye girdi içine? Böyle kamera açısından mı bakıyoruz? Olsun. Zaten böyle kaldı. Shift'i basılı tutuyoruz ve sürüklüyoruz. Tamam mı? Oldu işte. Bu böyle. Şimdi ne yapacağız? Birkaç ot falan, cül falan koyacağız. Yani su, göl içerisinde olan şeyler var ya, bitkiler falan oluyor gölde. Onları ekleyeceğiz arkadaşlar. Mesela böyle şeyler oluyor suda. Tamam mı? Bakalım ne bu? Oluyor ya. Oluyor mu? Oluyor. Niye de olmasın arkadaşlar? Bunu böyle böyle alalım. Bunu biraz büyütelim arkadaşlar. Gözümüze girsin diye. Gözüksün diye arkadaşlar. Tamam. Bu böyle. Sonra ne yapacağız? Ne var, ne var, ne var? Burada birçok şeyler var arkadaşlar. Birçok şeyler var. Ama böyle bir şeyler oluyor orada. Su içerisinde ben bildiğim kadar böyle bir şeyler. Bunun da şın yanına koyacağım arkadaşlar. Bunu biraz büyüteceğim. Arkadaşlar bir sorunuz olursa bana direkt yazabilirsiniz. Neyle ilgili render sorunu falan olursa direkt yazın arkadaşlar. Hemen yardımcı olacağım. Yani gün içerisinde akşam da olsa bile cevaplayabileceğim arkadaşlar. Böyle oldu. Başka ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım, ne yapalım? Burada ne var? Burada çiçekler bölümü var. Çiçekler bölümünde iyi bir şeyler oluyor. Mesela bunu ekleyelim buraya. Tamam, ekledik. Başka ne var arkadaşlar? Bakalım bakalım. İyi bir şeyler var. Bu bize çelebekler lazım olacak arkadaşlar. Unutmayın. Hatırlayın onu. Bu da lazım olacak. Sonralar. Bunu ekleyelim arkadaşlar. Böyle bir şey ekleyelim. Bunu biraz büyütelim arkadaşlar. Wow. Wow. Ne kadar oldu bu ya? Tamam, oldu mu böyle? Oldu şimdi. Güzel. Bir böyle ekleyelim. Bu da güzel. Bunu alalım. Biraz artıralım, büyütelim. Tamam mı? Oldu işte. Ne bileyim, bura falan bir iki tane başka ot falan atalım. Burada ne var başka? Bu var. Bu ne ya? Bunu da attık. Bunu salalım içeriye, suyun içerisine. Tamam mı? Ne güzel göründü ya. Baya baya. Su içerisinde olan böyle bir korkulu filmlerde falan oluyor mu? Böyle çıkıntılar oluyor. Ondan bulmamız lazım arkadaşlar. Daha iyi gözüksün. Bakalım var mı ondan? Olacak. Bundan ekleyelim arkadaşlar biraz. Bunu da biraz salalım. Çok büyük oldu yani, su içerisinde falan kalsın. Suyun içerisinde bitmiş gibi görünsün. Ne yapacağım? Böyle yapacağım. Su içerisinde kalsın. Tamamdır. Bir tuş var burada. Alt tuşunu basarak kopyasını çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Kopya çıkarıyoruz. Alt tuşuyla. Tamam mı? Bu da böyle. Tamamdır. Bir tane daş atmak istiyorum. Daşlarımız baya baya az oldu. Bunu ekleyeceğim buraya arkadaşlar. Ne oldu ya? Bunu ekledim. Bunu aşağı saldıracağım. Bir tanesi de ekleyelim. Taşlar daha çok olsun arkadaşlar. Belki bir şey eklesek. Ne bileyim, böyle bir dağ falan eklesek mi ne? Böyle bir şey ekleyelim arkadaşlar. Daha iyi gözüksün diye. Tamam, ne güzel oldu bak. Oldu mu şimdi? Oldu. Ne yapacağız arkadaşlar bundan sonra? İçerisine birkaç tane balık atalım. Suyumuzun içerisinde balık olsun. Değil mi arkadaşlar? Bunu bir dosyaya save atalım. Üzerine yazsın arkadaşlar. Oluştur diyelim. Böyle. Dur, ben buraları, yanları biraz tepeli falan yapacağım. Çok yani direkt düz görünüyor. İstemiyorum düz gözükmesi için. Böyle böyle bir şey yapacağım. Dışımız kalktı. Böyle düzenlik falan olmasın.
Böyle tepelik bir yer olsun. Tamam mı? Bu niye kalktı böyle? Aa, torpak kalktı ya. O da kalktı. Neyse abicim. Bu da böyle. Suyumuz hazır. Suya birkaç tane arkadaşlar otları tamamlayayım. Durun durun durun. Otlar tamamlansın arkadaşlar. Suya birkaç tane balık atacağım. Balıklar cessin falan orada. Ne bileyim. Bırak gelsinler ya. Böyle birkaç tane atacağım arkadaşlar. Dolu olsun yani. Mekanımız dolu olsun. Bu daş divler var ya, bunlara böyle böyle cimler basmamız lazım. Daha iyi gözüksün diye arkadaşlar. Böyle kenarlara basalım. Biliyor musun niye? Su etrafında hep böyle otlar bitiyor. Yani böylesine öyle böyle değil de mantıklı bir şeyler olsun. Yani ağlımıza gelen bir şey koysak olmaz abicim bu. Tamamdır. Bu kadar. Fazla uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt kolumuza çekeceğim. Balıklar eklemek için arkadaşlar. Burada insan ve hayvanlar var. Onlara tıklıyoruz bölümden. Bu objeler bölümünden. Ve burada balıklar var. Deniz balıkları. Yani siz ekstradan FBX balıklar dahil edebilirsiniz ancak yeter yani, suyun zaten suyun altı bu. Suyun altını göstermeyeceğiz ki. İyi görünür görünmez birkaç tane atacağım arkadaşlar. Bakın şimdiden yüzmeye başladı. Tamam. Bakın ne güzel görünüyor. Bir tane de ekleyelim arkadaşlar. Ne ekleyeceğiz? Bunu ekleyelim. Bu da üzsün bakalım. Balıklarımız da böyle, tamam. Ne yapıyoruz? Artık sahnemiz hazır diyelim. Sahneyi hazır olarak kabul edelim. Birkaç tane otlar atacağım. Direkt düz kalmasın diye sahamız. Yani böyle bir otlar var ya. Bunlardan atacağım arkadaşlar. Bakalım, yok olmayacak. Olmayacak. Dur, başka bir şey atacağız. Böyle bir şey atsak nasıl? Ha, tamam. Tamamdır. Böyle atalım. Dolsun buralar arkadaşlar. Başka ne var? Bakalım ne var, ne var başka? Arkadaşlar, bir sorunuz olursa siz derslere bakarak çalışmaya başlayacaksınız. Olur olmaz bir sorun olursa hemen bana yazıyorsunuz. Ben yardım edeceğim. İnşallah şimdi Türkçe konuşacağız. Sonralar İngilizce dersler vermeye başlayacağız. Daha bu başlangıç. Bakalım ne olacak. Sonralarda film prodüksiyon işlerinde böyle kan sahneleri, insanların bölünme sahneleri falan işleyeceğiz.